Fikret, zeytinyağlını soğanını bolca koy kızım. 3 tane koydum, yetmez mi? Gel, acıktın mı? Ablam kurabiyelerinden yerim. Ama doyurma karnını onlarla, yemek hazırlayayım sana. Yok anneciğim, iyi bunlar. Kadetin çıkmış zaten. Çay da koy kendine. Alırım. Etli nohut yapıyorum akşama, yanına da pilav. Salatalık turşusu da almıştı baban. Senin sevdiklerinden. Üç tane soğan yeter mi demiştin? Yeter, yeter. Baban senin adını bile duymak istemiyor. Neyin varsa koydu kapının önüne. Sana ait ne varsa. Resimlerini de yırttı attı. Bir çerçeveden çıkarılmak çok ağır bir ceza. Ama hak ettim. İnsan o çerçevede, o duvarda asılı olunca anlayamıyor kıymetini. En çok kaybettiklerim için üzülüyorum baba. Okulu aksatmayacaksın değil mi? Aksatmayacağım. Ama part-time'da olsa bir işte çalışmak istiyorum baba. Barda olmaz. Yani gece çalışmanı istemiyorum. Okul çıkışlarında hafta sonları mutlaka çalışmam lazım. Bir yayın eviyle daha çalışmaya başladım. Yeni bir yayın evi. Genç insanlar çalışıyor. Dergiler çıkarıyorlar. Ben de dergilere çeviriler yapıyorum. Çok güzel. Yarın bir konuşurum sahibiyle. Belki part-time çalışacak elemana ihtiyaçları vardır. Çok sevinirim baba. Çok teşekkür ederim. Konuşurum yarın. Sekreterim doğum izninde. Onun yerine başlayabilirsin. Sahi mi? Vallahi. Yani nasıl olsa birini bulacağız. Sen olursan sevinirim. Şahane olur. Şanslısın, kaptın işi. O doğum izninden döndükten sonra başka pozisyon bakarız. Şimdilik bana lazımsın. Olur. Ne iş olsa yaparım. Yeter ki çalışayım. Ne zaman başlarsın? Hemen. Hemen başlarım. Girebilir miyim? Randevunuz var mıydı? Pardon? Yaman Bey'le görüşmek için bundan sonra benden randevu alacaksınız. Leyla benim asistanım artık. Öyle mi? Tebrik ederim. Çok memnun oldum. Merhaba. İyi gördüm sizi. Teşekkür ederim, iyiyim. Ayrıca benim için yaptığınız her şeye teşekkür ederim. O adamın yakalanmasını sağladığınız için... Benimle yakından ilgilendiğiniz için. Her şey için teşekkürler. Teşekkür edilecek bir şey yok. O pislikte bizim de bir hesabımız vardı biliyorsun. Ne zaman başlıyorsun? Hemen dedim vallahi. Hayırlı olsun. Can Bey'le de sık sık görüşürsünüz artık. Ya öyle olacak. Sen geri zekalı. Sen kimin üzerine yürüyorsun lan? Ha?
şimdi avukatım söyledi yaptıklarını. Harol tek toynaklı. Senle iyiliğin için birkaç kişiye sözlü yoklama çektik. Ne olmuş? Elinin körü olmuş. Sana mı kaldı lan benim hesabımı tutmak? Ne biliyorsun ki işlerime karışıyorsun? Ben senden böyle bir şey istedim mi? Aptal herif! Doğru konuş lan! Bak, benden uzak dur. Etrafımdakilerden uzak dur! Biz de sana iyilik yapalım dedik. İstemiyorum senin yaptığın iyiliği. Hadi lan dangalak. Yürü git ranzanda boynuzlarını kaşı. Bana bak. Şimdi senin soluğunu keserdim ama bir olay daha çıkarsa hepimiz okkanın altına gideriz. Sakin ol. Dinden imandan çıkarma insanı. Kesilsin otur aşağı. Hadi. Hadi. Ablam niye bizimle yemiyor? O yukarıda yemek istedi. İstediğimiz yerde yememize izin veriyor musunuz ki? Ayşe'cim ayran ister misin canım? Hı hı. Nohut pilav, turşu ayran. Birilerinin en sevdiği yemekler yapılmış. Afiyet olsun. Babacığım, bu gece benim şerefime bir kadeh içersin artık. İşe girdim ya. Tabii. Gerçi yemekler hiç mezelik değil ama ben şimdi hazırlarım bir şeyler. Leyla, bana da bir bardak getir bari. Babamı yalnız bırakmayayım. Tamam. Hayriye Hanım, hem keyifli hem de tedirgin tabii. Kolay mı? Bundan sonrası daha da zor. Allah yardımcıları olsun. Yarın uğrarsan ben de geleyim seninle. Konuşuruz sabahtan. Müsaitlerse gideriz. Tamam. Hayırdır inşallah. Kim o demeden açma. Kim o? Ahmet ben, Ahmet. Hayırdır inşallah. Hoş geldiniz. Merhabalar efendim. Rahatsız ediyorum ben akşam akşam. Estağfurullah, ne oldu? Müjde vermeye geldim. Necla eve dönmüş. Bizim Necla canım Ali Rıza Bey'in kızı. Öyle mi? Bakkalın karısı söyledi. Akşamüstü Ayşe ona uğramış kalem falan almak için. O söylemiş. Ama hiç şaşırmadınız. Biliyordunuz değil mi? Evet. Doğru yani ha? Döndüğü doğru mu? Öyle. Ama ben konuşmak istemiyorum bu konuda. Ali Rıza Bey isterse anlatır zaten. E anlatır tabii, anlatmaz mı? Apartman ne güzel kapuska kokuyor. Annem yaptı. Gerçekten mi? Bayılırım. Ben size bir kaba koyayım hemen bir parça. Olmaz lütfen, hiç zahmet etmeyin Nehir Hanım. İçeri girsene Ahmet abi, kapıda kalmayın lütfen. Ah, sağ ol Sedef'cim, çok naziksin. Sedef? Anneciğim sen yine koy bir kaba kapuskadan ama burada bizimle sıcak sıcak yesin Ahmet abi gelmişken ha? Olmaz mı? Beni
bilmem ki. Ama emrivaki yapmış gibi oldum size. Nehir Hanım hoşlanmaz böyle şeylerden. Rica ederim. Buyurun da. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.